Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son dönemde biraz daha böyle yatırımcıyı tedirgin eden veya etmeye çalışan Borsa İstanbul hakkında konuşacağız. Borsa İstanbul'daki kritik seviyeler hem TL bazlı, hem dolar bazlı, hem sebeplerini, neler olabileceğini bunları hep birlikte değerlendirmeye çalışacağım açıkçası. Şimdi analize geçmeden önce sizler için açıklamalar kısmında Midas yatırımın linkini bıraktım. Artık Midas yatırım üstünden yatırım fonlarınızı da alıp satım işlemlerini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Haydi gelin başlayalım. Evet borsamıza baktığımızda borsamız aslında arkadaşlar şu 10.000'li 10 seviyelerden haber akışı kaynaklı. Özellikle yapı kredi tarafındaki yapı kredinin satışı ile alakalı gelen sonradan artık vazgeçildiği söylenen oradaki haber kaynaklı bir 11 binlere doğru hızlı bir gidiş yaşadık. Bu 11 tutunamadık yani bu ondan sonra anlaşılmıyor işte haberin aslı olmayabilir gibi gibi ve sonradan da zaten anlaşılmayacağı çıktı. Yaklaşık bu zirveden itibaren borsamız TL bazlı %9'a yakın bir değer kaybı yaşadı. Tamam. Ee, özeti yaşanan taraf buydu. Bundan sonrasına bakmamız gerekirse Baktığımızda dostlar öncelikle 10.000 seviyesi ciddi bir psikolojik direnç. 10.000 seviyesi pardon destek. 10.000 seviyesi ciddi bir destek. Ardında 10.000 seviyesinin altında çok çok önemsiyebileceğimiz 50 günlük ortalamamız var. Nedir? 9.979 yani 10.000. Aynı zamanda burayla örtüşüyor. Yani 50 günlük ortalamayla psikolojik diye tabir ettiğimiz destek seviyesi örtüşüğü 10.000 seviyesi ciddi bir destek olacağını söyleyebiliriz. Diyelim ki 10.000 seviyesinin altına bir sarkma kapanışlar görmeye başladık. O noktada da şunu söyleyebiliriz. S1 diye pivot e, pivotlara baktığımızda 9.900'ler yine tekrardan gündemde. Yani 9.900 10.000 bandı ciddi bir destek görevi görme olasılığı yüksek önümüzdeki günlerde. Kırdığını varsayalım buraları. 9.900 bandını, 9.900-10.000 bandını kırdığı senaryodan konuşalım. Kırdığı senaryo 9.600-9.400'ler bunları konuşacağız. Özellikle 9.400'ler aşağıda hani artık e, yeter artık denecek bir nokta şekline düşünebilir. Burası TL bazlı alttaki desteklerdi. Peki yukarı tarafa doğru baktığımızda ve aynı zamanda buradaki bu geri çekilmeyi tetikleyen sebeplerin başında biraz da belirsizlik de geldi. Hani haber kaynaklı gidiş, o haber olmayınca geri dönüş gibi ama tabi burada borsadan vergi alınması gibi gibi noktalar gelince biraz da aslında işlem bazlı vergi artışlarına dönmesi birlikte biraz aslında orada rahatlamalar gelmiş olması lazımdı. Fakat e, satışa bahane olsun e, satmaya doyamadılar desek geridir. Aynı zamanda Mayıs ayında yabancı yatırımcı yaklaşık 900 milyon dolar civarlarında bir hisse senedi satışında bulundu. Bu da bir başka bir kaynak. Bunu da eklemekte fayda var. Gelelim biraz daha pozitif konuşmaya. Ee, borsada önemli yukarıdaki dirençlere bakarsak 10400 seviyesi ciddi manada önemli. 10400 arkadaşlar. Yani 10400 özellikle de onun üstünde 10500'lerin 400-500 seviyelerin üstüne tutunmaya başladı mı da daha böyle rahat bir borsa görebiliriz. Şu an için zor. 10.400-500 bandı ciddi bir direnç. Buranın üstüne tutunduğunu varsaydığımız bir noktada 11.000 ardından 11.500'leri konuşabilecek hale geleceğiz. Ama şu an için biraz zor. Özellikle yaz dönemine geldik. Yaz döneminde biraz daha hareketlerin yavaşlaması, minimalleşmesi, yabancı tarafında da işte Mayıs'ta sat, Eylül'de gel mantının her sene neredeyse işler olması buraları biraz da yatay bir piyasada geçirebileceğimiz önümüzdeki birkaç ayı bize gösterdiğini söyleyebilirim arkadaşlar. TL bazlı bu şekildeydi. Gelin bir de dolar bazlı bakalım. Aslında dolar bazlı da önem arz ediyor. Neden? Yüklensin şöyle bir grafiğimiz. Dolar bazlı baktığımızda aslında arkadaşlar uzun zamandır, uzun zamandır takip edilen şu seviye, şu nokta bakın. 312 313 dolar uzun zaman kıramamıştı 2023'ün sonlarında dokunuyor buralara mesela ardından 2, e, Ekim ayında dokunuyor sonrasında tam neredeyse kaç 8 ay 7 8 ay sonrasında buranın kırılımı gerçekleşiyor 312 313 dolar seviyesi kırılımı ardından giden 344 dolarlara kadar primlenen borsamız dolar bazlı Tekrardan oradaki o kırılım yaptığı nokta 313 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme yaşadığını söyleyebiliriz. Yani burada 313 dolar seviyesi çok çok kritik bizler için. Yani aşağıda her ne kadar 310 dolar desteği falan olmuş olsa da 313'lerin altında çok tutunmaması gerekiyor. 313'ün üstünde tutunduğu sürece dolar bazlı yönümüzü orta vadede yukarı yönlü düşünebiliriz. Peki dolar bazı rahatlama ne zaman gelir? Açıkçası 328. 328 dolarların üstünde tekrardan bir hareket tutunmalar görebilirsek dolar bazı burada da rahatlamaları biraz daha rahat fiyatlamaları görebiliriz. Burada bir diğer nokta da aslında şurası tam 2023 yılının başında yapan yer 305 dolar. Yani 313'ün altına diyelim ki sarkmalar oldu. Aşağıda bir 310 var. 308 var. 305 dolar var. Yani burada 3-4 tane kısadaki destekler de önem arz ediyor. Biraz daha TL bazıyla da birleştirdiğimiz aslında örtüşen rakamlar olduğunu söyleyebilirim. Yani dolar bazlı 313 doların üstünde olan bir borsada çok çekinmemek lazım diye düşünüyorum. 313 doların altında biraz daha böyle geri çekilmeler, gereksiz haber akışları olabilir. Bence gereksiz haber akışları da artık bittiğini düşünüyorum. Yani şu vergi konusu da geldi. Geçti biraz artçıları devam ediyor. İşte yapı kredi konusu geldi artık açıklama oldu olmuyor öyle bir durum yok şeklinde. Bunu söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Tekrardan şöyle bir e, TL bazlı tarafa bakmak istediğimde herhangi bir formasyon herhangi bir durum bir şey var mı şeklinde bakmak istediğimde. TL bazda böyle bir uzun zamandır gelen ama hala daha şu an için gündemde olmayan bir yükselen kama ama kırıldı. Tekrar kaman için çok bir durum görünmüyor. Hull site'e baktığımızda herhangi bir negatif durum görünmüyor. Hull site tarafı hala bir negatif yakmamış olsa da al sat tarafında Kıvanç Hoca'nın tarafına baktığımızda artık e, ne zaman? Cuma günü itibariyle 7 Haziran itibariyle bir sat sinyali oluşturmuş. Şurada da sat sinyali oluşturmuş. Daha bir yatay piyasaya sarmıştı açıkçası. E, takip etmeye devam edeceğiz. Aşağıdaki var olan destek ve var olan dirençlerimiz arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda genel manada ciddi bir primlenme sonrasında var olan ciddi de bir piyasada mevduat var arkadaşlar. Yani %50'ler, 55'ler, 60'lar mevduatlar para miktarı arttıkça bankalar bunu artırıyor. Bu durumda da tabii ki doğal olarak riski sevmeyen yatırımcı keza aynı zamanda riski de sevip bilinçli yatırımcı artık biraz daha mevduat tarafında da olalım, hisse tarafında da olalım ama full hisse tarafında olalım mantığı biraz daha ciddi manada ortadan kalkmış durumda. Zaten riski sevmeyen yatırımcı direkt toptan çıktı. Yani artık o direkt ben diyor mevduattayım yıllık işte %60'dan bağlarım o %60 yeter. Kafam rahat olur diyor. Önceden bundan bir yıl önce, iki yıl öncesinden yaklaşık son iki yıldır yaşadığımız süreçte riski sevmeyen bile bu taraftaydı borsa. Çünkü mecburdu. Artık o mecburiyet biraz daha azalmış durumda arkadaşlar. Bu gibi gerçekleri de bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, yılın son çeyreği itibariyle borsamızda hareket olması, muhtemel son çeyreğine kadar biraz daha yatay hisse bazlı doğru hisse bazlı pozitif ayrışmaların olacağını düşünüyorum. Ee, durum bu şekilde. Artık Haziran itibariyle de sonu Haziran sonu işte Temmuz itibariyle de dezenflasyon sürecinin başlaması biraz daha yabancı tarafını da hareketlendirebilir. Ki zaten hareketler ciddi mevduat dolayısıyla geliyorlar. Yıl sonu itibariyle enflasyonun 40-45'ler veya 45-47'lerde olduğu durumda %50'lik bir PPK faizi olmayabilir. Yıl sonunda bir kere de bir defalık da olsa bir faiz indirimi olur mu diye soru işareti. O faiz indirimi sonrasında öncesinde de fiyatlanan bir son çeyrekle bir borsa görebilir diye bunları ciddi manada düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Beklentim yılın son çeyreğinde biraz daha pozitif bir borsa olması yönünde arkadaşlar. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.